İstanbul'un incisinden ve Boğaz'ın oltacılarından günaydın. İri istavridin peşindeyiz, birinciliğin peşindeyiz. Rakiplerim Çaça, Kedi'ye bol şans diliyorum. Oltalarımızı denize atıp iri istavrit için rastgele diliyorum. Rastgele. Rastgele. Sana da rastgele. Evet arkadaşların kurşun attığı yerlere Çaça bakıyor. Ona göre kurşununu atmak üzere. Ahmet sen bu tarafa geç. Adımlarını atıyor. Ben solla attım kedi. Solla atmadın sen bu tarafa geç. Şimdi bunlar kedi ile Muhammed yok kurşunu sen böyle attın buraya attın derken Çaça oltasını kurşununu denize atıyor. Evet takım bilgisi verelim arkadaşlar bu arada. Bekir senden başlayalım. Ben 20 yon çaparı atıyorum. 100 gram kurşun atıyorum. Balık biraz nispeten yakında olduğu için 100 gram atıyorum. Ben de 0.18 bedene yine yeşil flöşlü mor simli 75 gram kurşunla bir çaparı atıyorum. Çaça sen? 130 gram kurşun, 28 beden, kanca köstekler, 11 arkadaşlar. Çaça yine gördüğünüz gibi her zamanki gibi ağır gram kurşunla denizi dövmeye devam ediyor. Bakalım. Şimdi arkadaşlar 130 gram atma sebebi benim olta kamışla alakalı bir şey. Ya çünkü oltam 200-300 gram atarlı olduğu için yani Muhammed gibi, Bekir gibi 75 gram, 100 gram, 125 gramı atamıyorum. Yani bu da oltanın biraz ağırlığı, ağır gramaj atışı. Yani bundan kaynaklanıyor. Evet. Her şeyin bir nedeni var arkadaşlar. Böyle güzel bir istavrit. İlk istavritimi aldım. Böyle inşallah kedi gibi iri iri istavritlerim gelir. Ya yine Bekir'im, birinciliği koparırım bugün umarım. Dur bakayım Muhammed, dur ya. Abi çabuk ipimizi vereme. Bak Bekir balığım da var. Gerekirse Muhammed'den bir makas iste. Çapar remisini kes. Ya bunu sardıkça sen ben nasıl çıkartacağım bunu? Tamam evet arkadaşlar. Sabah bismillah dedik kurşunumu denize attım. Bekir'i yakaladım. Şu an çapar ve balığım da var. Çekmeye çalışıyorum. Bekir de çaparısını oltama dolaştırdı. Ne alakaysa. Tamam şu an makas istiyor. Yardıma ihtiyacınız var mı? Abi dursana bir dakika ya. Yardıma ihtiyacınız var mı arkadaşlar? Her zamanki gıcıklığını gene yapıyorsun ya. Bekircim gıcıkla ne alakası var? Ben balık çekiyorum böyle. Geliyorsun çaparımı oltama takıyorsun tamam ya. Tamam abi devam et. Abi var mı böyle bir şey arkadaşlar ya? Çaça kraliçelerin hayırlı olsun. Sağ ol Muhammed. Tamam o iyi tamam. Şöyle tamam, istersen tamam, bak yani. Tamam onu çekeceğiz. Denize uzak durayım da balık düşer müşer işi sağlama alayım. Neyse Bekir'in yanına sinirden yaklaşılmıyor sabah sabah. Bu çamurluk sen yüzden, bundan mı bulaştı? Senden bulaştı ya benden niye bulaşsın ya? Dur 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 diyorum durmuyor. Ama sizin zaten bir takım sorunlarınız var ben bunu... Bu arada Kedi ile Çaça'nın az önceki gerginliğinin de ayrı bir sebebi var arkadaşlar. Hafta içi aldığım istihbarata göre Çaça göle balığa gitmiş. Giderken de kediyi çağırmamış ve kedi de bunu sonradan öğrenmiş. Ondan dolayı bizim meşhur Edi ile Büdü'nün arası bu ara biraz gergin. Bu da benim için iyi oldu biraz. Onların bana uyguladıkları bu kedi çaça koalisyonuna en azından şimdilik bertaraf etmiş oldum. Herhalde onlar birbirlerini ona yerken göster, ben de birinciliği alıp ona böyle göster, tereyağdan kıl çeker gibi istedim. İnşallah. Aynı sana benziyor. Birinciliği alacağım. İstersen Muhammed'e biraz yaklaş. İstersen hep beraber bakalım. Yok ben Muhammed'e yaklaşmıyorum çünkü bana çamurluk bulaşıyor. Biri sana bulaşmış çünkü. Anladım. Neyse arkadaşlar bu istavritin fazla reklamını yapmayayım. Ben neyse bunu kovama atayım.
Belki çok istavritler beni denizde bekliyor. Ne yani o? Şöyle, evet. Çaçanın kovası boş kalmasın. Sürekli bir şeyler içerisinde yüzsün. Bu istavrit olur, hamsi olur, sardalya olur. Ama hiçbir zaman boş olmaz. Devamlı bir şeyler olur arkadaşlar. Çaçayı bugün çok azimli görüyorum. Son derece azimli. Geçen hafta da çok azimliydi kediyle ikisi ama bayağı denize kurşun attılar, takım patlattılar. O azimleri inşallah bu hafta da devam eder. Yalnız geçen hafta hakikaten geçenki bölümde çok böyle güzel bir birincilik aldım arkadaşlar. Güzel birincilik aldım derken o tekmeyle denize attığım balığı sayarsan benim birinciliği elimden almış oldum. Ya Bekir, Allah aşkına senin iki, ya Bekir'in tuttuğu istavritin iki tanesi 50 gram geldi. Benim tuttuğum iki tane istavritin gramı da 80'di. Yani 3 tane olsun Bekir, küçük de o. Hem yanlışlıkla oldu. Yanlışlıkla mı oldu? Pardon Bekir, oltamı almam gerekiyor. Ama yaptığın iş değil yani. Oldu. Tabii kediyle çaça, ben hikayemi bitiririm bu arada. Kediyle çaça tabii ağır gram kurşunlarla atıyorlar, asılıyorlar, denizi dövüyorlar, çekiyorlar boş ufak balık falan. O sıra tabii Muhammed tecrübesini konuşturdu. Hemen çaparesini salladı. İki tane takoz gibi istavrit geldi ve birinciliği ellerinden aldım. Açık konuşayım Bekir, Çaça. Geçen haftaki bölümümüz, yani yarışımız benim için çok keyifli oldu. Vallahi bilmiyorum artık senin için keyifli, ne kadar keyifli, keyifsiz bilmiyorum. Oo, çok güzel Bekir'ciğim. Sen böyle devam et. İstavritler hep küçük kreçe. Şimdi Muhammed sana sıra gelince... Sen şu oltama bakmasan çok iyi olacak. Çünkü oltama baktığın zaman balığım denize düşüyor. Bu arada Bekir'ciğim... tripodun hayırlı uğurlu olsun. Çok güzel bir tripodun olmuş. İnşallah bize de bir tane hediye alırsın. Evet Bekir, tripodun hayırlı olsun. Yalnız Bekir, daha önce o tripodu kurduğun zaman, oltayı da üzerine koyduğun zaman, ya ben dedim Bekir herhalde bu yıldızları izleyecek şeklinde, teleskop şeklinde anımsadım. Yani ben de teleskop gibi böyle yani, bir... Bir de bu aralar bir yıldız kayması olayı var. Dedim Bekir, Bekir buna hazırlık yapıyor, ön çalışması. Sonradan anladım ki Bekir özel kendine oltası için tripod almış. Muhammed, ben biraz önce bu geçen haftaki birinciliğine değinmek istiyorum da. Şimdi sen nasıl yaptın? İki tane istavritle birinci oldun. İki tane kütük gibi istavritle birinci oldum. Ya Muhammed, dört tane balık çektim. İkisi sardalyaydı, ikisi istavrit. Ya bak, böyle seçmece olacak. Bu ne ya? Bu niye geliyor şimdi yani? Tamam, öndekini görüyorsunuz ve öndekini anlıyorum. Yani takoz gibi istavrit de sen niye geldin büyümeden deyip suya atıyoruz arkadaşlar. Yani Muhammed, sana söyleyeceğim. Benim 4 tane balık, 2 tane sardalya, 2 tane istavrit. Sardalya da istavrit olmuş olsaydı bugün burada birinci oldum diye, takoz istavrit çektim diye konuşamayacaktın. Yani bunu da şansına bağlıyorum senin. Şans değil, çaça. Tecrübe diyeceksin. Tecrübe bu. Bak, kediyi görüyor musun? Minik minik istavritleri tutuyor, denize atıyor. Tutuyor, denize atıyor. Pardon Bekir'im. Ne oluyor ya? Çarpışıyorsunuz, ediyorsunuz. Hayırdır arkadaşlar? Evet, şu aranızdaki husumete bir son verin. Oltanın ucu tıkır 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 geliyor. Yani bir, iki tane balık aldı şu anda. Yani evet, dibe takmayalım. Tekrar birkaç tane daha almaya çalışalım. Evet, çok güzel çaça. Böyle iyi. Bekir, şu oltanı çeker misin? Bugün çaça ile kedinin arası bayağı bir gergin arkadaşlar. Bu gerginlikten iyi faydalanmam lazım. Arkadaşlar, vallahi üzülerek söylüyorum sizlere. Yani çaparımdaki balıklar oltamı elimden alacak gibi. Ciddi yani, misin? Evet, ciddiyim. Şu anda yavaş yavaş çekiyorum. Arkadaşlar, benden daha iyi bakabilirsiniz. Takibini yapın. Çünkü ben şu an takibini yapamıyorum. Yani zemine takmadan o balıkları sağlıklı bir şekilde dışarı almaya çalışıyorum. Çaça, zaten çaparında balık varsa zemine takma şansın yok.
Yani zaten çaparının zemine takılmasının bir diğer nedeni de zaten çaparının boş gelmesi, kurşunun yere değmesi. Çaparıda en az 3-4 tane balık olduğu takdirde zaten çaparımız havada geldiği arkadaşlar, için... Arkadaşlar oltaları bir çekelim şöyle. Oltaları bir çekelim şöyle arkadaşlar, evet. Ya. Ya bu kreçeler mi? Evet. Bu kreçeler... Ya Muhammed, kreçe yani balık balıktır her zaman için. Evet. Büyükse kovaya atarsın, küçükse denize salarsın. Evet. Yani çaçanın çaçanın oltasını bu kreçeler yiyormuş. Şimdi Muhammed... Afiyet olsun diyelim. Balık, diyelim sen ya. Diyorsun ki balık olduğu zaman kurşun dibe takılmıyor diyorsun. Evet. Ama bu 130 gram kurşun Muhammed, dikkatini çekerim. Sen dediğin şekilde 60-75 gram kurşunla balığı çekmiş olsan şurada yakınlarda dibe takılmaz. Niye? Senin 70 gram kurşununu 5 tane 6 tane balık yüzer bir şekil havada kalmasını sağlar. Çeçe, ben iri istavritten bahsediyorum ama şurada 4 tane iri istavritin olmuş olsa o kurşun inmez suyun dibine. Neyse arkadaşlar, şu istavrit biraz uygun. Ben bunu kovama atacağım. Şu istavritleri de suya geri göndereceğim. Yavaş yavaş toparlıyoruz. Neyse arkadaşlar, kimse bana küsmesin. Göle gidiyorum diye. Bekir bak, bana bakar mısın? Bu balığı senin için atıyorum. Muhammed, bunu da senin için atıyorum. Evet. Bunu da çaça için atıyorum. Elimde bir tane balık kaldı. Valla onu da şu iki tane spor yapan arkadaş var. Surf yapan arkadaşlar. Evet. Onlar için atıyorum şöyle. Arkadaşlara da kolay gelsin diyorum. Peki bu Bekir'in yakaladığı balıklar ne oluyor? Bunu senin için atıyorum çaça. Bunu da senin için atıyorum çamur. Benim için kimse balık atmıyor arkadaşlar. Doğa için atılıyor. Gelecek nesiller için balık atılıyor. Yerde balık tutman için ben atıyorum ya. Yoksa balık tutamıyorsun ya. Evet arkadaşlar, şu an sörfçü arkadaşları bekliyoruz. Kurşunumu denize atamıyorum. Çaça, yanlışlıkla o kurşunun bir tanesini dang diye arkadaşın kafasına yerleştirme. Hayır arkadaşlar, kesinlikle. Burada oltacılar balığını sağlıklı şekilde tutacaktır. Spor yapan arkadaşlarımız da sağlıklı şekilde sporunu yapacaklardır. Aynen, yürüyüşünü yapan da, sörfünü yapan da, herkes balığını tutmak isteyen de balığını tutacak. Herkes birbirine anlayış çerçevesinde, saygı çerçevesinde uyum sağlayacak. Bu iş böyle olmalı, böyle olmak zorunda. Muhammed, ben biraz önce dinleyemedim. Bekir niye küsmüş bana? Ya çaça, sen göle balığa gitmişsin, kediyi çağırmamışsın. Kedi de bunu başkalarından duymuş, çok morali bozulmuş. Neyse, şu kediyle istersen çaça aranızı bir bulayım yani. Gönlünüzü... Ya aranızı gönlünüzü derken bizim gönüllerimiz hep bir Muhammed. Yani sen şu anda Bekir'le aramızı açmak için bir takım şeyler söylüyorsun. Yani Bekir benim için her zaman ustamdır. Aynı zamanda kankimdir. Kedi öyle demiyor ama bak, sesi çıkmıyor. Hayır canım, o şimdi işten işten. Balığı yakalamanın peşinde. Balığı yakalamanın peşinde. Aynı zamanda da Muhammed bu çaçayla aramızı niye açıyor diyor. Acaba ona ne cevap vereceğim diyor. Onun planlarının peşinde. Şu an kurgu. Ben hiçbir şey kurmuyorum arkadaşlar. Ben balık tutmaya çalışıyorum. Çaça, ne dedi o? Bir duyabilsem, bir bilebilsem söyleyeceğim de. Ne dedi anlamadım ben. Kedi şu an çok haşin ve acayip bir özgüvenle oltasını çekiyor. Bekirciğim, oltanın ucuna balık vuruyor mu? Bakar mısın? Sen oltanın ucuna bak, ondan sonra konuşursun. Gördün mü çaça? Neyse, kreçeleri almıştır. 3 tane, 5 tane. O kreçelerin arasında illa ki iri balık gelecek. Kedinin sesi kreçe gibi çıkmıyor çaça bu sefer. Hayır hayır, iri balık var diyor ama alakası yok. Evet, evet, çok baktım, güzel, çok baktım, güzel, çok güzel, çok güzel. Harika, bravo, harika. Bravo, tebrikler Bekir, tebrikler. Müthiş, müthiş. 2, 4, 5 tane Bekir kreçeyi sabrite alıyor. Birazdan suya atmak üzere hazırlığını yapmaya çalışıyor.
Şu an balıkları kancadan alıyor. Çaça da iri balığı bulmanın peşinde bu arada. Muhammed de iri balığı bulmanın peşinde. Muhammed inşallah benim oltaya takmazsın. İnşallah takar. Nerede seninki? Çaça nerede seninki? Bir hemen şey yapalım. Denizde Muhammed. Nerede diye bir şey yok. Takibini yapacaksın. Muhammed senin yüzünden rahat şekilde balığı arayamıyorum. Niye şu an arayamıyorsun? Ortamda balık yok. Evet, tıkırtı başladı şu anda. 1, 2, 3. Niye arayamıyorsun Çaça? Evet. Yani koskoca denizde balık arayamayacak bir pozisyon mu var sence? Oltayı biraz indir Muhammed. Biraz da şöyle arayayım. Çaça bana da öyle geliyor. Ben senin hafif kıran kurşun benimki, hafif kıran. Ben şöyle mi geçsem? Yoksa şuradan mı şöyle evet, alsam? Evet beyler, siz öyle çekmeye devam edin. Böyle mi çekmeye devam edelim Bekir? Aynen o şekilde çekmeye devam edin. Nasıl ki ben karaşa tuttuysam seviniyorsanız, ben de sizin uçak... Muhammed biraz daha ısrar da beni yorma bari. Karışmanıza seviniyorum. Arkadaşlar hiç sevmediğim bir olay, bir oltacının beni çekmesi veyahut da ben başka bir oltacıyı çekmem. Bunlar iyi şeyler değil arkadaşlar. Gülme komşuna, gelir başına. Aynen öyle. Gelir mi acaba? Evet. Hemen küçük kreçemizi şöyle kedinin gözleri önünde suya atıyoruz. Atma ya, boş ver. Biriktir. Büyütürsün kovanı. Bekir'ciğim, o kovada büyütecek kadar zamanımız yok. Onun denizde büyümesi lazım. Muhammed, kurşununu attın mı? Efendim? Kurşununu attın mı? Ya... Duyamadım. Evet, çok arkadaşlar. Muhammed, nasılsın Muhammed? Nerede benim iri istavritlerim? Nerede iri istavritlerim? Biraz önce senin bu arada... oltama takılacak diye istavriti toplayamadım. O yüzden de sen kedi kurşunu attın. Minareyi çalan kılıfını da hemen hazırlamış. Yani az önce Çaça'nın çaparesine balık gelmemesinin sebebi... benimle çaparesinin takılacağı korkusuymuş yani. Biraz öyle oldu galiba. Sen de şırasız oluyorsun değil mi bir kedi? Bilmiyorum, artık ikiniz beraber yan yana geldiğiniz için. Bu arada bu malzemelerle ilgili arkadaşlar bir iki yorumlarımız var. Boğaz'ın Oltacıları Facebook sayfamıza güzel Türkiye'mizin, güzel ülkemizin çeşitli bölgelerinden bize yorumlar geliyor. Kamışla ilgili özellikle arkadaşlar, ne tür bir kamış kullanmalıyız diye bu konuyla ilgili arkadaşlar, her yörenin farklı avlakları var, farklı balık tutma şekilleri var. Örneğin gölde 2.60, 3.90 bir kamış, sörf bir kamış gölde balık yakalamak için yeterlidir. Bizim 4.20 ortalaması kullandığımız kamışlar boğaz içindir genelde. Daha sert bir kamıştır. Sert bir kamışla sazanı istediğiniz gibi yormak için o antrenmanı, sazanla aranızdaki o antrenmanı yapmanız zor olur. Biz 4.20 kullanıyoruz diye, boğazın oltacıları 4.20 kamış kullanıyor diye sizin kullanmanıza gerek yok arkadaşlar. Avlak yerinize uygun kamışlar, makineler alabilirsiniz. Yani diyorsun ki Muhammed, gölde kullanacağın kamış 2.60'dan başlıyor. 3.60'a kadar, 4.20 biraz... 3.90, 4.20 bence gölde lüks arkadaşlar. Ama... Lüks değil beyler, onu istediği şekilde atamaz gölde. İstediği şekilde atamaz, artı 4.20 bana göre sert olur. Sert bir kamıştır yani. Ya da onun çok açık sorunu olmaz gölde genelde. 4.20 kamış açık atmak için. Orada açık atmaya gerek yok, zaten yakın attığın zaman yeterli. Şimdi burada kısaca diyebiliriz Muhammed. Yani İstanbul Boğaz'da balıkçı arkadaşlarımız için boğaz akıntıdır her zaman için, istavrit açıktadır, açığa atmak için de
sağlam kamış, ağır gramaj atan kamış, ayrı zamanda uzun kamış. Yani uzun kamış olta ne demek? O da 4.20 demek. Sen 4.20 ile tutup mesela bir gölde veyahut da bir Akdeniz'de, bir Karadeniz'de balığı yakalayamazsın. Şu an sardalyamız da geldi. Sardalyamızı kovaya atacağız, istavritleri suya atacağız. Bilgileri vermeye devam edeceğiz. Çaça, kedi sardalyayı çekti, sardalyayı çekti. Hemen Çaça arkasından sardalyayı çekti. Yani nispet yapıyorlar. Bugün bayağı böyle birbirlerine nispet yapıyorlar. Zoruna mı gitti? Evet. Bir yani de arkadaşlar, bizim yine Boğazın Oltacıları Facebook sayfasında şapkalarımızı ve gömleklerimiz, kıyafetlerimiz soruluyor. Bunları da Akatlar MKM'de, Yaban Store'da bulabilirsiniz. Gerek internet üzerinden satışlarda mevcut. Şimdi Muhammed, ben şeyi söyleyeceğim. Bu Karadeniz'de mesela 4.20 oltaları kullanmıyor. Evet. Facebook Boğazın Oltacıları adresinden ben takip ediyorum. Arkadaşlar yorumlar yazıyor. Ya atıyorum diyor ki, Karadeniz'de bu balık çıkıyor diyor. Veyahut da diyor, spin kamış veyahut da balığın durumuna göre diyor, 2.60'dan tut diyor, 3.60'a kadar, 3.90'a kadar kamış kullanıyoruz diyor. Siz diyor, o diyor 4.20 kamışları ne yapıyorsunuz, nasıl atıyorsunuz, niye kullanıyorsunuz diyor. Ya o arkadaşlarımız tabii bizim burada Boğaz'ın akıntılı sularında gelip hani bir mücadele etmesi lazım ki 150 gram, bir de mesela 200 gram kurşundan bahsediyorum. O ne diyor ya falan filan. Evet, aynen öyle. Evet. Boğaz'da işte suyun üstten sade duruşu, alttan akıntısı, yani anafor dediğimiz olay çok fazla. O yüzden ne oluyor ya? O yüzden Boğaz'da biraz da sert, ağır kurşun ve sert kamış tercih ediliyor. Bu arada arkadaşlar, beni lafa tutup boş boş çekiyorum burada. Hemen kedi almış yine bir tane iri istavritini. Biraz işime bakmam lazım. Bakarsın olttan 3 tane iri istavrit çıkar. Ne yapayım çıkarsa ya? Öleyim mi? Bakma, oltam takılıyor dibe. Oo, biraz daha toplayalım şöyle 1-2. Belki iri alırız. Ya Çaça, bu kedi niye konuşmuyor? Küstü mü sana? Ne oldu ya? Vallahi kedi bugün Çaça'nın gölgesinde kaldı diye düşünüyorum. Çaça'nın bakayım, gölgesinde. Evet, gölgemde kalmış. Bekir, güneşe çık bak, güneş de açtı. Yani biraz yüzünü göreyim, gülümse. Bekir'cim, oltalara dikkat et, dolaşmayalım Muhammed gibi. Sen şu ileri doğru gitsene arkadaşım. Yürü. Ya belki ben senden ayrılmak istemiyorum. Şöyle arkadaş olmak istiyorum. Beraber balık yakalamak istiyorum şöyle. Ondan sonra. İnandım. Böyle. Çaça, göle giderken çağırmıyorsun ama kediyi. O nasıl olacak? Bekir'le bu konuyu konuştum Muhammed. Bekir benim denizde profesyonel oltacı arkadaşım. Ustam değil miydi? Ayrı zamanda ustam. Benim göl arkadaşlarım başka. Tamam, neyse. Kedi, ne oldu ya, sen niye konuşmuyorsun? Küstün mü, ne oldu? Ya balık konuşturmuyor ki ya. Efendim? Baksana, balık konuşturmuyor. Bizim de balığımız yok. Biz konuşuyoruz Bekir. Yani biz... illa her bölümde Spartaküs olmak zorunda mısın yani?